selamlar. Ben Rick Iron. Mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde sigara böreği yapacağız. Biliyorsunuz bu akşamki canlı yayında sigara böreği yeme challenge yapacağım. Peki ya bu börekler nereden geliyor? Kimse getirmiyor. Ben yapmak zorundayım. Dedim bari börekleri yapıyorum. Bir de video içeriği çıksın. Sizlere börek yaparken elimden geldiğince parça parça hem malzemeleri hem de nasıl yaptığıma dair videolar ekleyeceğim. Mutfağım bir bekar evinin mutfağı. Ne kadar temiz olursa, ne kadar düzenli olursa o kadar düzenli ve temiz. Arada bir annem geliyor etrafı topluyor ama işte bugün ben her türlü işi halletmeye çalıştım. Lütfen eksiklerimi gözetmeyin. Elimden geldiğince sizlere olumlu yönlerimle güzel bir içerik çıkarmaya çalıştım diyelim. Evet, şimdi peyniri rendelemeye geçelim. Diğer malzemeleri zaten masanın üstüne çıkarttım. Fazla bir malzemesi yok sigara böreği yapacağımız için. Evet, malzemelerimizi sayıyorum. Kaşarımız var. Burada rendelenmiş Maraş parmak peynirimiz var. Eğer ki bunu satın almak isterseniz marketlerde şu şekilde satılıyor. Bir tanesini size göstermek için rendelemedim. Bir de taze günlük yufkamız var. Malzemelerimiz bundan ibaret. Kızartmak için bir tane tava ve ayçiçek yağına ihtiyacımız olacak. Eğer ki kızartma için zeytinyağı kullanacak olursanız zeytinyağı kızartmalarda çok yüksek sıcaklığa dayanamadığı için yanacaktır. O yüzden ayçiçek yağı kullanmanız tavsiyemdir. Evet, şimdi yapım bölümüne geçelim. Bir kısım kaşarı da yine içine rendeleyeceğim bunun. Çünkü kaşar olacak olursa peynir birbirine daha tatlı yapışacaktır ve minicik sünmesini sağlayacaktır. Kaşarı o kadar çok koymayacağım. Hani bu kadar Maraş parmak peynirine şu kadarcık kaşar koysam, karıştırsam kafi gelecektir. Hem de lezzetini kapatmasın. Bunun lezzeti daha üstte dursun istiyorum. Çünkü bu peynir gerçekten çok mükemmel. Üniversiteye gittiğim dönemlerde bunu fıçılarla şey yapardım, yanıma alırdım. Oraya götürdüm işte tuzlu suyun içinde. Orada yerdim kahvaltıda falan. Çünkü yani memleketin şeyi bir başka oluyor. Görüşürüz. Evet. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Evet, gördüğünüz üzere kaşarımızı rendeledim. Fazla değil. Yani o dediğim boyutta o kadarcık. Birazdan avcarlayacağım, karıştıracağım. Harcımız, iç harcımız hazır olacak arkadaşlar. Sigara böreği için farklı bir iç harcına gerek yok. Arkadaşlar, peyniri karıştırmak kolay olsun diye yarısını başka bir kaba aldım. Karıştırdım. Gördüğünüz gibi iç harcımızı bu iki kaptan kullanacağız. Hemen şunların poşetlerini açalım. Evet arkadaşlar, yufkaları açmadan öncesinde benim kullanacağım alanı ben temizledim ama hafiften nemli ve ıslak kalması bizim için sıkıntı çıkaracaktır. Bu yüzden ben burayı peçeteyle kurutacağım şimdi. Burayı şöyle bir siliyorum. Yufkamızı buraya koyduğumuz zaman yapışması, yırtılmasına sebebiyet verecektir. Yırtılmaması için bu bölgeyi önce böyle bir kuruluyoruz. Mümkün olduğunca elinizden geldiğince kurulayın. Bir tane peçete kullandıktan sonra diğer peçeteyle de üstünden geçin. Evet. Şu anda mekanımız hazır. Şunları hemen şuraya koyalım. Zaten nemli peçete. Bunlar hani çöp olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bunlar nemli peçete. Ben daha öncesinde burayı birkaç kere yıkadım. Burada hani burası temiz. Sadece nemli peçete. Onları birazdan kullanırız tekrardan. Evet. Şimdi yufkalarımızı çıkaracağız. Bunun dışı birazcık nemliymiş. Şu şekilde poşeti koymayacağım o yüzden. Kuru olan kısmını kullandık. Yufkalarımızdan bir tanesini dışarı çıkardım. Bakalım içinde kaç tane var bu yufkanın. Şöyle bir açalım. Yufkamızı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle hani bunu yemek yapmaya yönelik bir standım olmadığından dolayı bir hani ne bileyim kamerayı koyacak, şeyi koyacak. Böyle oluyor. Dediğim gibi videonun başında eksiklerimi görmezseniz, pozitif yanlarımı görürseniz çokça mutlu olurum. İnşallah gelecek vakitte daha güzel ekipmanlarımız olacak olursa sizlere de seyir zevki daha güzel içerikler çıkartacağımı düşünüyorum. Şimdi elimize bıçağımızı alıyoruz. Yufkamızı kuru olan mermerimizi açtık. Işık şu taraftan geliyor. Işık da çok kötü bir yerden geliyor. Sürekli gölge yapıyorum yufkanın farkındayım ama yufkanın tamamını da görüntüleyemiyoruz. Onu da farkındayım ama işte idare edin.
Hepinizden bu görüntü bozukluğu için özür diliyorum. Evet, yufkamızı öncelikle şu şekilde tam ortasından böyle adım adım yavaş yavaş böyle bastırarak kesiyoruz. Çekmeyin. Eğer böyle çekecek olursanız yufka belli bir yerde kesilmeyecek ve toplanacaktır. Toplandığı yerde de yırtılma olacaktır düzenli olmak yerine. Şu şekilde sürekli yukarı aşağı yukarı aşağı böyle şey yapın. Bu bir. Diğeri tam şu şekilde Y ekseninden bir an analitik düzlem ders anlatıyorum zannettim. Evet, şuradan yine karşı tarafa doğru gidiyoruz. Tabi bıçağınız çok keskinse o yırtılma olmayacaktır. Çekebilirsiniz. Bu evrede pizza keseceği de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Hani pizza keseceği de burası için uygundur diyebilirim sizlere. Şimdi şu yufkalarımızı bu şekilde kestik. Bunları hemen şöyle üst üste alıyorum ben. Bundan sonraki işlem adımları daha kolay olsun diye. 3 tane yufkayı böyle birlikte koymuşlar. Şunu da hemen aldık. Güzel. Bunu şöyle ortalıyorum. Şunu da 3'e böleceğiz. Şu şekilde. Şu 1. Şu da 2. Tamamıyla simetrik veya düzgün olmasına gerek yok. Sadece şu şekilde hafif koniyi andıran bir üçgensi işte bir böyle bir yapı gerekiyor yani. Evet. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunların tamamını ben üst üste koyacağım. Buradan gerektikçe alacağız. Bunları şu köşeye alalım. Bir tanesini alıyorum. Bu şekilde koyuyorum. Koyduk. Şurada kabımızın bir tanesine minicik arkadaşlar su alacağım. Böyle elim batırdığım zaman taşmayacak şekilde tabağın dibinde. Tamam. Bunu buraya alıyorum. Bu ne için gerek? Yapıştırmaya gerek. İç harcımızın olduğu tabaklardan bir tanesini alıyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu börek fazla içinin malzemesini cömert kullanabileceğiniz bir börek tarzı değil. Eğer ki içinin malzemesini fazla koyarsanız börekten fışkırır, taşar, tavaya akar. O yüzden fazla koymayın. Zaten peynir akacak içinde sıcaklıkta. İçinde kalmasını istiyorsanız malzemenizin bu şekilde yapmanız, hani fazla koymayacaksınız. Şu ideal. Hani her ısırıkta ağzınıza peynir gelecek güzel bir şekilde. Yani ev yapımı olduğu için bu bile bol. Dışarıda bundan daha az olacaktır tabii ki. İlk önce yanlarını kapatıyoruz. Yanlarını kapattıktan sonra şöyle bir tur. Daha sonrasında devam 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 ve devam ediyoruz. Evet. Şu kısmını, şu son kısmını şöyle tuttuk ya arkadaşlar. Burayı şöyle suyun içine batırdık. Batırdığımız kısmı şu şekilde çeviriyoruz. Hop. Yapıştı. Sigara böreğimizin bir tanesi hazır. Şimdi bunu güzel bir şekilde bir tabağıma şuraya yerleştiriyorum. Bunları yapmaya devam ediyorum. Evet, diğer bir tanesini alıyorum. Yapımı ne kadar kolay. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde sizler de yapabilirsiniz. Benim taktiklerim hani sizlerin bu işi en güzel şekilde yapabilmenize yardımcı olacaktır. Önce yanlarını kapatıyoruz. Sonra şurayı bu şekilde devam ediyoruz. Çevir, 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 çevir. Güzel sıkı bir şekilde sar. Tut sonra burayı. Hafiften suya batır. Sonra çevirmeye devam et. Elinde. Hop. Gördüğünüz gibi bir diğer sigara böreğimiz de hazır. Böyle yapacak olursanız, şimdi bunları hızlı bir şekilde şey yapmayın arkadaşlar. Gidip de kızartmak istemeyin. Yani bunlar birazcık beklesin. Minicik kurusun. Yani bu yufka kurur. Minicik kurusun. O üzerindeki su kuruduğu zaman kızarttığınız zaman açılmayacaktır. Tavada açılması sizin beklenmedik bir senaryoyla karşılaşmanıza sebebiyet verebilir. O yüzden minicik hani bunun en azından bir 10-15 tane yapın. Şu kısmına geldik. Bu kısmını şöyle suya batırıyoruz. Sonra çevireceğiz. Çok güzel. Diğer bir sigara böreğimiz hazır.
Evet, ben bu işlemleri devam ettireceğim arkadaşlar. Böyle ta ki malzemem, yufkam bitene kadar devam ettireceğim. Önce yanlar, sonra burası. Böyle devam. Sonra şu uç kısmını hafiften şöyle suya batırıyorum. Siz suya nasıl batırdığımı görmediniz ama bir sonrakine göstereyim. Suyu kameranın dışına koymuşum. O yüzden kusura bakmayın. Şunu da alalım. İki tane geldi. Evet. Fazla koymuyoruz içine. İçini fazla koyarsanız dediğim gibi pişirirken taşacaktır. Önce yanlar. Sonra üst taraf. Çevir, 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 çevir. Evet. Şu kısım. Bakın suyumuz burada. Şu kısmı şöyle. Şu kısmı şu şekilde batırıyoruz suya. Sonrasında elimizin yardımıyla şöyle çevirdik mi yapışıyor. Güzel bir sıkı hal alıyor. Ben bunları sarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu şey dolana kadar sizlere bunu izletip de eziyet etmek istemiyorum. Gerçekten yorucu, meşakkatli bir iş. Bunların tamamı sarma işlemi bittikten sonrasında zaten sizler de anlamışsınızdır ne yaptığımı. Bir tekrar prosedürü var. Videolar şey bittikten sonra, bu sarma işlemi bittikten sonra kızartma evresine geçtiğimiz zaman ben sizlere tekrardan işte anlatmaya başlayacağım. Tam o zamana kadar. Evet, ben şunları sarmaya devam edeyim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı bir börek sardım ama hani bu yeterli değil. Daha bir sürü böreğimiz var. Malzememin şu kadarı gitti. Tamam. İşte devam ediyoruz. Bunları yavaş yavaş kızartmaya başlayacağım. Elimde börek sayım arttıktan sonrasında. Çünkü hızlı kızaran bir şey. Bu kızarma evresine geçmeden bir tık daha hızlanmak zorundayım. Çünkü eğer bu börekler fazla açık havada kalacak olursa kuruyacaktır. Ki sizler de eğer ki sardığınız börekleri ilerleyen günlerde de yapmak, yemek istiyorsanız mesela, bu fazla dayanan bir şey değil, yufka. O yüzden zaten günlük üretilen bir gıda türü. Siz bunu yani mesela bugün sardınız, buzluğa attınız mesela, kendi poşetleri oluyor bunların, hava almayan. O poşetlerden bir tanesine koydunuz, buzluğa attınız, orada dayanır bir hafta. İçinin malzemesini ayarlayıp böyle güzel bir şekilde buzluğa atıp daha sonradan yiyeceğiniz zaman kızartabilirsiniz, çıkartıp. Şu şekilde ben sarmaya devam ediyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bayağı bir sardık zaten. Yani ama bu yeterli değil canlı yayında challenge için. Ben yani şu kadarını çok rahat bir şekilde gömerim. Hiç değeri olmaz. Biliyorsunuz en son canlı yayınımızda bayağı bir tatlı challenge yaptık. Yarım kilo şey yedim. Yarım kilo dondurma, 1 kilodan fazla da baklava ve kadayıf yedim. Tamamını bitirmeye gücümüz yetmedi. 1,5 kilonun ama işte 1 kilo 250 gram falan tatlı yemişimdir. Yani bu sonuçta challenge arkadaşlar. Bir kendimizi sınama bir şey. Ben bu yaptığım challenge'lardan kilo almıyorum fazla. Nasıl yapıyorum bunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi ben gün içerisinde bazal metabolizmanız var mesela sizin. Bu bazal metabolizmanız ne işe yarıyor? Sizin mesela örnek veriyorum, bir boy ve kilonuza göre bir vücudunuzun hiçbir şey yapmadan, yani o gün yaşamak için yaktığı enerjidir bazal metabolizma. Bu bazal metabolizmanızın yaktığı enerji değerini eğer bulursanız sizin vücudunuza ne kadar enerjiye ihtiyacınız olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Bu işte şeylerle birlikte, aldığınız gıdalarla birlikte, eğer ki bu şeyle birlikte o gün yakacağınız enerjiyi hesaplarsanız kilo alıp almayacağınızı rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Ve ben buna dikkat ediyorum. Mesela sabahtan beri çok düşük kalorili besinler tükettim hep. Ve bu besinler bana şimdi fazla kalori kazandırmadığı için akşam neyin alacağım, bu kalori benim bazal metabolizmamın çok üstüne çıkmayacaktır. Üstüne, çünkü ben bugün hani iş de yapıyorum. Bir taraftan orada da enerji harcıyorum. Hani sürekli ayakta dur dur dur, başka şeyler yap. Kollar ileride. Öyle. Hani bunlar fazla şey yapan, vücudunuzu geliştiren hareketler değil ama yani sonuçta yoruyor.
şu son böreğimizi de saralım. Videomu ben burada durduracağım. Daha sonra şuradaki börek yufkaları bittiği zaman tekrardan karşınızda olacağım. Evet. Bir de bu açıdan bir tane sarayım istedim. Bu şekilde. İlk malzememiz, daha doğrusu ilk malzeme tabağımız giderek bitmeye başladı. Bir tane daha çıkar ya da çıkmaz. Şu önce yanları, sonra diğer taraf. Bu şekilde sarıyoruz. Ardından şu kısmını şöyle suya batırıyoruz. Sonra elimizle yavaşça şöyle çevirdik mi? Dadam, hazır. Evet. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere 3 tane yufkadan bu kadar börek çıktı. Malzememizin bir tabağı bitti. Şurada gördüğünüz gibi diğer tabaktakinde biraz azaldı. Diğer yufkamızı hemen kesim aşamasına geçiyoruz. Şu tabaktaki böreklerimizi el değmeyecek yere alayım. Hemen diğer yufkamızı poşetinden çıkartıyorum. Malzememizi şuraya aldım. Yine el değmeyecek bir yere. Suyumuzu da şöyle hafiften çekelim. Evet, ortamı boşalttık. Umarım canlı yayına yetiştirebiliriz bu kısmı. Şu şekilde. Evet. Çok güzel oldu. Hemen kesim yapıyorum. Yine bıçağımızı kaydırmadan şu şekilde. Dediğim gibi pizza kesiciyi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama kesinlikle ve kesinlikle börekte şey yapmayın, kaydırarak kesmeye çalışmayın. Pizza keseceğinde sıkıntı olmuyor da bıçakta sıkıntı olabileceğini düşündüğüm için yapmanızı önermiyorum. Şu hemen çeyrekleri üst üste koyalım. Evet. Şu şekilde. Güzel. Şimdi bunları da yine üçe keseceğiz. Şöyle aldım ortaya. Pek dediğim gibi düzgün olması önemli değil. Önemli olan şu şekli elde etmek. Şuradan da şöyle kessek yeterli olacaktır. Evet. Ortalama boyutlarının aynı olması, benzer şekillerde olması yeterli. Şunları şimdi ben önceki yaptığım böreklerimizi, şunları kurumaması amacıyla, bu size benden taktik. Burada poşetimiz var ya, börek poşetimiz. Bunun ağzı bantlı oluyor ya da böyle çıt çıtlı oluyor. Bunun içine koyuyorum kurumaması amacıyla. Şu şekilde ağzını kapatıyorum. Böylelikle böreklerimiz kurumuyor arkadaşlar. Güzel bir taktiktir benim kullandığım. Evet. Şimdi diğer böreklerimizi sarmaya geçelim. Hiç harcımız yetmeyebilir. Böreklerimiz orada. Malzememiz burada. Suyumuzu da alalım. Suyumuz da burada. Evet. Şu şekilde sarmaya devam ediyorum. Her zamanki gibi fazla malzeme koymamaya özen gösterin. Elinizin ucuyla koyacaksınız. Yoksa malzemeniz taşar. Çok az da koyarsanız sadece hamur yersiniz. Yani o da yenir. Her türlü yenir kızartma şeklinde. Pişi tarzında oluyor hamur kızardığı zaman. Yani yersiniz ama hani dediğim gibi içinin malzemesini de çok fazla veya çok az koymayın. Şu uç kısmının şu taraf, hani buraya katlayacağız ya burayı. Burayı ıslatacağız şu şekilde. Şöyle alıyoruz. Tamam. Ondan sonra dış tarafından şöyle çeviriyoruz. Bu buraya yapışıyor. Bak. Gördün mü? Açılmıyor. Böyle işte. Ben yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yeni bir tabak alayım. O tabağıma koymaya başlayayım.
Birkaç tane daha değil de işte biraz sardıktan sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar bayağı bir sardım. Malzememiz birazcık az geldi, o yüzden birazcık daha malzeme ayarladım. Son börekler. Evet, devam ediyoruz sermeye. Arkadaşlar ocağın altını yakıyoruz. İçine yağını koydum tenceremi, ocağa ekledim. Evet, yağımız ısına dursun. Altını yarım ettim yalnız. Daha şu anda aynı pişirme işlemine geçmeyeceğim ama yağımın sıcak olması lazım. Hızlı hızlı pişirebileyim diye. Haberiniz olsun. Son börekleri sarıyorum. Oraya geçiyoruz. Hemen böreklerimizin geri kalanını saralım da. Canlı yayın gecikiyor çünkü burada ne kadar durursam. Canlı yayına yetiştirmem lazım bunları. Umarım sizler de evde yapar yersiniz. Canlı yayında çünkü yarını yokmuş gibi yiyorum ben bunları böyle. Yemek yapmak da yemek yemekten mutluluk verici bir şey. Yani kendi sevdiğiniz şeyleri bulabiliyorsunuz bu şekilde. Ve bulduğunuz zamanda da hani her işi kendiniz yapmak istiyorsunuz. Güzel yaptığınız şeyleri veya özel istediğiniz şeyleri. Ben mesela yumurtayı kendim yapmayı tercih ederim her zaman. Çünkü herkesin damak tadı farklıdır. Ki yumurtada mesela birazcık fazla pişmesi, az pişmesi, kullandığın yağ hepsi lezzetini etkiler. O yüzden ben mesela sabah kahvaltılarında yumurtamı kendim yaparım çoğu zaman. Evet, bu böreklerimiz bite dursun arkadaşlar. Böyle ben bunların geri kalanını da sarayım. Tamam, bittiğince görüşelim. Tamam. Şunu da saralım, durun. Çok meşakkatli iş ya. Evet. Bunu da yapıştırdık. Arkadaşlar, börekler hazır. Şimdi kızartma evresine geçiyoruz. Hadi ocağın başına. Arkadaşlar, yağımız ısındı. Şu şekilde ilk böreğimizi. Yavaşça yağ koyduk. Diğerlerini de koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bir açılma yok. Bir bozulma yok. Çakmak düşecek zannettim. Evet. Bunlar kızara dursun arkadaşlar. Çevirirken görüşürüz. Gördüğünüz gibi böreklerimiz kızarıyor arkadaşlar. Altını tam açtım. Artık tam açık şekilde. Bunlar kızaracak. İçlerini fazla koymadığımız için şuralardan akmayacak kaşarlar. Böylelikle güzel bir şekilde pişecekler. Teflon tavada yaptığımız için arkadaşlar bu şekilde bir tahta kaşık yardımıyla karıştırma ve çevirme işlemlerini yapın. Yoksa teflonu çizebilirsiniz. Teflon çizildiği zaman da zehirleyebilen, yapışmama özelliği kaybolan bir tava tipi. Buna dikkat edin. Ama şimdi kızarana kadar bekliyoruz. Peynir suyunu hafiften bıraktığı için bu şekilde olmaya başladı. Şimdi minicik çeviriyorum. Gördüğünüz gibi daha pişmemiş. Peynir suyunun o yağda kızaran böyle börekle kokusu çok güzel bir şekilde burnuma gelmeye başladı. Bu yayın çok keyifli olacak. Şuraya şimdi ben şeyi getireceğim arkadaşlar. Bu yaptıklarımızı koymak için. Arkadaşlar, her ne kadar iç malzemesini az koymamıza rağmen kaşar koyduğumuz için şu şekilde peynirler minik minik taştı şöyle. Doğrudan tepsiye koymayı düşünüyorum. Güzel bir görsel olsun diye. Çünkü canlı yayında yiyeceğimiz için sayı ve görsellik önemli. Evet. Alt tarafı belki kızarmıştır.
şöyle bir kontrol edelim. Pişirirsin, devam etsin bunlar. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere böreklerimiz kızardı. Bunları hemen yandaki şeye çekeceğim. Evet. Tepsimize. Tepsiyi şöyle birazcık uzağa koydum. Sebebi ise sıcak ya, eritir. Hemen bunları alıyorum ben. Bir elimde telefon varken zor olacak. Bunları alıp yenisini ekleyeceğim. Kusura bakmayın, şu an bu sırayı gösteremeyeceğim sizlere. Evet arkadaşlar, olanları buraya çektim. Yenileri kızarıyor. Uhuu! Amına koyayım, börekler çıldırdı. Nasıl bir kızarma patlama sesidir. Aa, elim yandı. Ananı... Ulan chat. Siz de... yandım. Koyayım, vallahi yandım. Elime sıçradı. Şunları bir alayım da kapatıyorum bu sahneyi, tamam? Kızarıyor işte. Şöyle olunca alacağım. Evet arkadaşlar, bir tur daha çektik. Geri kalan böreklerimizi de kızgın yağın içine atıyoruz. Bundan sonra bir tur daha kalacak tahminimce. Şöyle bir karıştıralım. Tamam. İki tane daha alır bence. Kızarana kadar bekleyeceğiz. Evet. Üçüncü turumuzda pişmek üzere. Bunları da buraya alacağım. Bir dakika sonra. Sonra son turumuz. Selam. Evet arkadaşlar, son turumuz. Bayağı bir kızarttık. Of, yoruldum, gerçekten yoruldum. Sonuncu sigara böreklerimiz az kaldı kızaracak. Evet. Evet arkadaşlar, bütün sigara böreklerimiz hazır. Hadi sunuma geçelim. Evet arkadaşlar, göreceğiniz üzere böreklerimiz hazır. Bunlar birazdan canlı yayında yiyeceğim. Canlı yayında yediğim videoya gitmek için işte birazdan ekranda çıkacak olan linke tıklayabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar, böyle videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmanızın tek yolu bu. Bir sonraki bölüme kadar sağlıcakla kalın. Görüşürüz.